Dama Taşları. Yazan Ömer Seyfettin. Ali Dana Efendi Edirne Kapısı semtinde dedesinin dedesinden kalma eski viran evde oturur. 40 yılda bir de dışarı çıkardı. Son zamanlarda bir takım genç alimlerin 1001 rica, 101 teşekkürle gezip yıkık saksılarının, eğrilmiş camsız pencerelerinin, düşük kapılarının resimlerini aldıkları bu harabe 200 yaşını çoktan doldurmuştu. Beş dönüme yakın bahçesi kablet tarih bir ormanı andırırdı. Büyük çitlenbik çınar ağaçlarının altında isimlerini kimsenin bilmediği İrili ufaklı yüzlerce ağaçlar, otlar, baldıranlar, deve dikenleri, yılan yastıkları, Arap saçı gibi yer yer karışmıştı. Ağustos böceklerinin ninnileri, dızdızların ahenkleri sanki bu karanlık gölgelerde saklı haşeratı uyuturdu. Çitlenbik çalmak için yüksek duvarlardan aşarak bu bahçeye bir defacık girebilmek kabadayılığını gösterebilen küçük Gülhan Beyler, bir daha buna cesaret edemezler, benizleri sarararak sık ağaçların içinde karanlık kovuklarda ayılar, kurtlar, kaplanlar hatta devler gördüklerini yeminlerle anlatırlardı. Baykuşlar o kadar çoktu ki kahkahaları gündüz bile işitilirdi. Dana Efendi bu evin Ceddi Mahmud Ağa tarafından yapıldığını bilirdi. Bu Mahmud Ağa Kara Mustafa Paşa'nın ketüdalarından biriydi. Evi gezmeye gelen meraklıların önlerine çok eski bakır kaplar, kazanlar, cezveler, sahanlar yağar, bunların kenarlarındaki kargacık burgacık stilinde okunmaz bir mührü göstererek, ''Bakınız, mimi görüyorsunuz ya, kefin ucunda da kaf var, t, f, r silinmiş, eskiden şına nokta koymazlarmış, dikkat ediniz, okuyamıyor musunuz?'' Efendim gayet açık. Vezir-i Azam Kara Mustafa Paşa Ketüdası Mahmud Ağa derdi. Halbuki Dana Efendi'nin içinde su gibi bir satır yazı okuduğu bu mühürcülüğün nısfı kutru ancak yarım santimetreydi. Gören genç alimler bu mührü, hat sanatı nefisimizin tesbih böceği büyüklüğünde emsalsiz bir abidesi telakki ederlerdi. Eski ev, eski eşya, eski kitap, eski esvap, eski kundura, eski halı, eski şarap meraklısı olan Dana Efendi, evinin kırılan çerçevelerini tamir ettirmez, eski çamaşırlarını değiştirmez, eski dostlarından vazgeçmezdi. Tam evvel zamankari bir rint hayatı sürüyordu. Eski bir merakı da dama oyunuydu. Kışın çini ocaklı odasında, yazın bahçesindeki yıkık, suyu yosunlu eski havuzun kenarına serdiği hasırın üstünde eski dostlarından biriyle dama oynamak yegane zevki, yegane eğlencesiydi. Yine bir gün, yine bu eski hasırın üstünde uzanmış çubuğunu çekiyordu. Evin camları kırık tepe pencerelerinden girip çıkan serçelere gözleri dalmıştı. Hızlı bir rüzgar esti. Geniş saçaktan bir tahta parçası koptu, yere düştü. Dana Efendi, sevgili evinin bu kışı nasıl geçireceğini acı acı düşündü. Her şey gibi, içinde doğup büyüdüğü, içinde evlendiği, dedesinin, babasının, annesinin, kardeşlerinin, bir bir arkasına aldığı karılarının, çocuklarının, kızlarının ölülerini içinde kefenlediği bu uğurlu ev de yıkılacaktı. Dünyada zaten ne bakiydi? Hiç, hiç, evet hiç. Gözlerini saçaktan ayırdı, havuza dikti. Orada gayet iri, kart bir kurbanın kendisine baktığını gördü. Dikkat etti. Sübhanallah, ne benzeyiş diye başını salladı. Şimdiye kadar hiç farkına varmamıştı. Bu kurbağa kendisiyle tam 40 sene her gece dama oynadığı Cabi Efendi'ye benziyor. Tıpkı onun gibi bakıyordu. Kaybolan eski dostlarından biri de bu Cabi Efendicikti. Geçen sene delirmiş tımarhaneye gitmişti. Dana Efendi'nin beyaz kaşları çatıldı.
Soluk dudakları büküldü, doğruldu, ayağa kalktı. Terliklerini giydi, havuzun kenarına eğildi. Bu kurbağayı tutmak, öpmek istiyordu. Elini uzatırken kurbağa daldı. Havuzun durgun koyu yeşil derinliğinde görünmez oldu. O vakit kalbine keskin bir sızının saplandığını duydu. Ah Cabi, Cabi dedi. Bu ne eski, ne iyi, ne hoş, ne hakim, ne tatlı bir arkadaştı. Adeta bir feylesoftu. O kadar akıllıydı. Dana Efendi'nin havuza dikili gözlerinden yaşlar yuvarlanmaya başladı. Beyaz sakalını tuttu, birdenbire kaçırmış gibi haykırdı. Gidip onu görmeliyim, ölmeden onunla bir oyun olsun oynamalıyım. Dana Efendi vaka çok sakin bir adamdı. Lakin en ehemmiyetsiz bir arzu onu en şiddetli bir hırs gibi sarsardı. Sabırsızdı. Aklına geleni hemen yapardı. Hasırın üstünden şam hırkasını almadan eve koştu. Çabucak giyindi. Aceleden yüreği çarpıyordu. Damak kutusunu koltuğunun altına aldı. Tenha sokaklardan tramvay caddesine çıktı. Aksaray'da tramvaydan indi. Arabaya bindi, köprüye yetişti. Üsküdar vapuruna nefes nefese kendini attı. Vapur pat 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 diye sümüklü böcek süratiyle yürürken o duramıyor, dar güvertenin yolcu dolu kanepeleri arasında yumruklarını sıkarak dolaşıyordu. Nihayet Üsküdar'a çıktı. Rastgele bir arabaya atladı. "Çabuk, çabuk!" dedi. "Nereye efendim?" Acelesinden arabacı çocuk şaşırmıştı. "Çabuk diyorum sana." "Efendim, peki, tamam, nereye?" "Toptaşına, sana iki mecidiye, hadi." "Ama o kadar çok çabuk olmaz." "Dört mecidiye." "Pekala, aman çabuk, hadi." Sarsıla sarsıla yokuşları çıkarken sabırsızlığından patlayacaktı. Arabacının ensesinden atların hareketlerine bakıyor, "Ha gayret, ha gayret, biraz daha çabuk yahu!" diye durmadan söyleniyordu. Tımarhanenin önünde indi. Parayı arabacının kucağına fırlattı. Bir kanadı aralık büyük kapıdan hızla içeri girince, beyaz gömlekli, koyu esmer, iri bir kapıcı onu karşıladı. Aceleyle kendisinin Edirne Kapısı Eşrafı'ndan Dana Efendi olduğunu, yine Edirne Kapısı Eşrafı'ndan Cabi Efendi'yi görmek istediğini anlattı. Kapıcı, "Efendi, bunları tohtura diyiver, biz karışmayız." diye aynı yokuşlu küçük meydanın köşesindeki bir katlı, sarı boyalı bir binaya götürdü. Nöbetçi doktoru orada, odasındaydı. Sarı saçlı, mavi baygın gözlü bir genç. Adeta bir çocuk. Dana Efendi bu çocuğa derdini anlattı. Yalvardı, yakardı. Fakat onu razı edemedi. "Efendim, göremezsiniz, bu adam zır delidir," diyordu. Dana Efendi boynunu bükerek ak sakalıyla çocuk gibi ağlayarak tekrar tekrar rica etti. "Bey oğlum, bu zat benim en aziz, en eski refikimdir. Bana bir şey yapmaz, ihtimal beni görünce sevincinden aklı başına gelir." Doktor kanmadı. "Hayır efendim, biz mesuliyet altına giremeyiz," dedi. "Size tekrar söylüyorum, adam zır delidir. Onu öteki hastalardan ayrı tek başına bir odada tutuyoruz. Akıllılara değil, diğer delilere bile tecavüz ediyor." "Efendim, bana etmez. Ne biliyorsunuz?" Dana Efendi şal yeleğinin üstünden iman tahtasına vurdu. "Dinim gibi biliyorum efendim," dedi. "Ah, 40 senelik refik, unutmasının ihtimali yok." "Olamaz, olamaz," dedi doktor. Kızmıştı doktor. Elleri cebinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Dana Efendi hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Beni de tımarhaneye koyun o zaman. Ben buradan bir yere gitmem," diye bağırdı. Kapının yanındaki sandalyeye çökmüş hıçkırıyordu. Doktor nihayet bu küçük ihtiyarın haline dayanamadı. Acıdı. Baktı, baktı, başını salladı. Sonunda razı geldi. "Pekala," dedi. "Susunuz, hadi refikinizin yanına gidiniz. Fakat bir zararı dokunursa biz karışmayız ha." "Karışmayınız efendim. Lakin o koltuğunuzun altındaki ne?" "Damak kutusu."
Onu da mı beraber götüreceksiniz? Evet, kendisiyle bir oyun yapacağım. Doktor cebinden çektiği iki eliyle beraber başını yukarı kaldırdı. Yo, işte bu katiyen olmaz dedi. Onun yanına biz bir çöp bile sokamayız. Fesübhanallah, niçin? Bir fenalık yapar. Ayol, bunlar küçük küçük taşlar, top değil, tüfek değil, kılıç değil, kama değil. Ne olursa olsun efendim, yasaktır. Dane efendi içini çekerek dama kutusunu doktorun üstü boş masasına bıraktı. Onun yanına kattığı gardiyanla oradan çıktı. Büyük kapıdan girdi, beyaz badanalı koridorlardan geçti, taş merdivenlerden çıktı. Küçük yüksek pencerelerdeki kalın demir parmaklıklar sinirlerine dokunuyordu. Derinden ağlamalar, kahkahalar, naralar, eninler duyar gibi oluyordu. Gardiyan yeşil boyalı demir bir kapının önünde durdu. İşte burası dedi. Anahtar ağır kilidin içinde dönerken Dana Efendi'nin yine hıçkırması tuttu. Zavallı Cabi Efendi, tıpkı bir katil gibi. Halbuki bu adam bir melekti, bir melaikeydi. Kapı açılınca Dana Efendi, eski arkadaşını sakalı bıyığına karışmış, beyaz bir gömlek giymiş, köşede derin derin düşünüyor gördü. Zayıflamamıştı, yine yüzü yuvarlaktı. Haykırdı, Cabi Efendi! Deli döndü, kapıya baktı. Eski arkadaşını hemen tanıdı. Akıllı akıllı güldü, başını salladı. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Vay vay vay, sen misin Dana kardeşim? Şükür bizi dünya gözüyle görüştürene. Zavallı kardeşim. Birbirlerine sarıldılar. Hüngür hüngür ağlaşarak öpüştüler. Bu acılığı kadar akilane olan sahne gardiyanın da kalbine dokundu. İşte zır deli sevdiği adamı görünce akıllanıvermişti. Dana Efendi konuşmak için kendisini arkadaşıyla yalnız bırakmasını gardiyandan rica etti. Elini saltasının cebine soktu, bahşiş çıkardı. Gardiyan bu vazifeye bir gün evvel girmiş, iyi yürekli, saf, merhametli bir Anadolu evladıydı. Pekala, beraber oturak oyun, yarenlik edin he? Ben üzerinizden kapıyı kilitliyorum, yemek yiyeceğim. Yarım saat sonra gelir açarım, emme sakın korkmayasın dedi. Dana Efendi delinin boynuna sarılarak kardeşimden mi korkacağım diye derin derin hıçkırdı. Hadi git, ne vakit istersen gel. Benden korkacaksın ha? Benden. Ben seni canıma sokarım, senin için canımı veririm. Gardiyan birdenbire akıllandığını gördüğü bu deliyle bu deliyi deli gibi seven akıllının üstünden demir kapıyı kilitledi. Yemeğini yemeye gitti. Odada yalnız kalınca iki eski arkadaş bir müddet daha ağlaştılar, öpüştüler. Gözyaşları bitip hıçkırıklar dinince, Dana Efendi, ayol sen deli değilsin, senin için burada tutuyorlar dedi. Senin benden ne farkın var? Hiç kardeşim, hiç. Doktorların garazı. Lanet olası çoluğumun çocuğumun iftirası. Damayı çok oynamamı çekemediler. Deli diye iftira attılar, beni tımarhaneye verdiler. Vah! İki arkadaş ağlaşarak dertleştiler. Dana Efendi'nin heyecanına Cabi Efendi de dayanamadı, feylesofluğuna yakışmayacak bir ümitsizlikle hıçkırıyordu. Bahçede oynadıkları oyunları, unutulmaz matları, hileleri, 10 saat yemek yemeden, su içmeden oyuna devam ettiklerini hatırlıyorlar, acı acı gözyaşları döküyorlardı. Dana Efendi dedi ki, seninle yine bir oyun yapmak için dama kutusunu getirdim de ama doktor buraya bırakmadı. Delinin gözleri parladı, ellerini dizlerine vurdu. Eyvah, sahi mi söylüyorsun, bana bu iyiliği yapmak istedin ha? Allah senden razı olsun. Dün gece rüyamda görmüştüm. Zaten oynayacak bir adam bekliyordum. Benim taşlarım var. Taşları nerede buldun sen? Nerede buldumsa buldum, sorma kardeşim, bu gizli. Bu bir sır, görürlerse hemen alırlar. Hadi vakit geçirmeyelim, çabucak bir oyun yapalım.
Deli oturduğu ot minderden hızla kalktı. Duvardan koparılmış bir kireç parçasıyla kapının önündeki döşeme üstüne muntazam dama çizgileri çizdi. Hanelerin birer aşırı içlerini beyazlattı. Ot minderin üstüne kıvrılmış duran yatağının arasından bir takımı yassı, bir takımı sivri taşlar çıkardı. Bunlar topraktan yapılmış gibi gayet tuhaf renkteydi. Su testisini kaptı, arkasını kapıya dayayarak oturdu, testiyi yanına koydu, karşısına Dana Efendi'yi aldı. ''Ben mahsustan böyle oturdum.'' dedi. ''Birdenbire kapıyı açmasınlar diye, taşları görmesinler. Sen yassıları mı istersin, sivrileri mi?'' ''Hangisi olursa olsun.'' dedi Dana Efendi. Deli gülerek, ''Danacığım, ben senin iyiliğini isterim, yassıları al. Sivrileri alırsan güçlük çekersin.'' dedi. Dana Efendi arkadaşının gözlerini görünce sarardı. Bunlar artık göz değil, iki alev parçasıydı. O sakin kurbağa çehresi değişmiş, birdenbire bir kaplan çehresi oluvermişti. Kapı üstünden kilitli, pencere kalın demir parmaklıklı. Yüreği göğsünü yırtacak gibi hopluyor. Boğazına bir darlık tıkanıyor. ''Ne var kardeşim?'' ''Ne olacak? Ben tamam 2 senedir dama oynamıyorum. Bütün oyunları unuttum. Kapalı durmaktan zihnim dağıldı. Dikkat et, yanlış oynama. Eğer taş alırsam sana yuttururum.'' Dana Efendi gözlerini fal taşı gibi açtı. ''Neyi yutturursun?'' ''Aldığım taşı.'' ''Evet, dikkat et.'' ''Ya böyle şey olur mu abiciğim?'' ''Olur mu olmaz mı görürsün şimdi.'' ''Allah Allah. Hadi sür bakayım.'' ''Hop, hop, hop, al şunu yut bakayım.'' ''Aman, aman falan tanımam ben.'' ''Yahu kardeşim taş bu.'» ''Ne olursa olsun yutacaksın diyorum.'» ''Ya nasıl yutayım?'' Korkusundan taşı ağzına koydu fakat boğazından aşağı indiremiyordu. Deli yanında hazır duran testiyi aldı, uzattı. ''Hadi, hadi gayret hap gibi hop.'' ''Ama, ama...'' ''Amanım amanı yok. İç bakayım. Ha, hadi.'' Deli bir eliyle Dana Efendi'nin yakasını tutuyor, öbür eliyle kaldırıp kafasına indirecekmiş gibi içi su dolu kaba testiyi sallıyordu. Dana Efendi gayret etti. Su kuvvetiyle taşı yuttu. Boğazı yırtılmış gibi acıyordu. ''Hadi, hadi bakalım, şimdi dikkat et.'' Tekrar oyuna başladılar. Dana Efendi tepeden tırnağa kadar dikkat kesildi. Fakat deli kaide, usul falan tanımıyordu. Abuk subuk taşları sürüyor, aldığı taşı şeftali takdim eder gibi eliyle onun ağzına götürerek ''Buyur, yut bakayım, hadi, hadi vakit geçirmeyelim.'' diyordu. Gözleri pek korkunçtu. Duvarlar ses geçmeyecek derecede muhkemdi. Kapı demirdendi. Dana Efendi bütün taşları hap gibi yuttu. Artık testide su kalmamıştı. Boğazının acısından kıvranıyor, elleriyle karnına basıyordu. Deli gülmekten katılıyor, ''İşte oyun bilmeyenin hali budur.'' diyordu. Dana Efendi gözleri kapalı kıvranırken kapının kilidi döndü. Deli gülmeyi bıraktı. Gömleğinin ucuyla önündeki çizgileri sildi. Hemen ot minderin üstüne kaçtı. Kapıyı açan gardiyan, ''No, darıldınız mı, ayrı duruyorsunuz?'' dedi. Deli yüzünü duvara çevirmişti, kapı tarafına bakmıyordu bile. Dana Efendi can havliyle aralanmış kapıdan fırladı, koridora çıkınca ''İmdat, imdat!'' diye bağırarak geldiği yollardan, çıktığı merdivenlerden koşmaya başladı. Büyük kapının kalın tahta parmaklığını geçip kendini meydana atınca arkası üstü yığıldı. Gardiyanlar başına toplanmışlardı. ''Ne oldu? He, ne oldu yahu? Ne var?'' Dana Efendi inledi. ''Ölüyorum.'' dedi. Hakikaten kendini ölüyor sanıyordu. O kadar taş yuttuktan sonra yaşamanın imkanı var mıydı? Sapsarıydı yüzü. Gardiyanlar sarası tutmuş sandılar. Hemen karga tulumba doktorun odasına götürdüler. Pencere yanında geniş bir koltuğa uzanarak gazetesine dalmış olan doktor, yarım saat evvelki dipdiri ihtiyarı şimdi böyle ölü gibi görünce şaşırdı. Acele kalktı,
nabzını tuttu. İyiydi. Harareti. O da tabii iyiydi. Ne oldu bey baba diye sordu. Dana Efendi'yi kapının yanındaki hasır kanepeye uzatmışlardı. İnledi yine. Ölüyorum, ölüyorum. Bey baba nem var. Yuttum, yuttum oğlum, taşları yuttum. Doktor anlamıyor, gözlerini açıyordu. Ne taşlarını? Dama taşlarını, dama taşlarını, hepsini. Nerede yuttun? Delinin yanında. Çırpınıyor, geriliyor, titriyordu. Doktor Dana Efendi'nin midesini yokladı, yumuşacıktı. Öyle taşa benzer katı bir şey olsaydı anlaşılacaktı. Halbuki, yalan söylüyorsun bey baba, midende bir şey yok dedi. Ne? Ölüyorum vallahi, koca koca taşların hepsini. Doktor tekrar midesini yokladı. Hiçbir şey yoktu. İnce bağırsaklara geçmesin diye midenin aşağı taraflarını da yokladı. Yine hiç. Yalan. Galiba sen de delirdin bey baba. Deli mi? Boğazıma bak, yırtıklara bak. Doktor ağzını açan Dana Efendi'nin boğazına dikkatle baktı. Hakikaten küçük dilinin etrafı berelenmiş kan içindeydi. Gayet katı, gayet sert bir şey buradan geçmişti. Ama nereye gitmişti? Dana Efendi'yi istintak etti. Delinin taşları nasıl yatağının altından çıkardığını, çizgileri nasıl çizdiğini, her taştan sonra nasıl su içirttiğini öğrendi. Dana Efendi'nin midesini, bağırsaklarını tekrar yokladı. Taşa benzer bir şey yoktu. Tuhaf, Allah Allah, çok tuhaf diyordu. Dana Efendi ölecek gibi gözlerini kapıyor, uzandığı kanepeyi sarsan ürpermeler geçiriyor, elleri kolları kımıldamıyordu. Doktor kendisiyle beraber hastayı hayretle seyreden gardiyanlara döndü. Nasıl olur? Siz kör müsünüz? Delinin yanına taşları kim vermiş? Diye bağırdı. Hadi gidin nereden bulduğunu öğrenin. Çabuk bana haber getirin. Gardiyanlar çıktılar. Genç doktor mafevkat tabii bir hadise karşısında kalmış gibi şaşırıyor. Can çekişen ihtiyarın boğazını, midesini parmaklarıyla yokluyor, yokluyor. Birçok büyük ecnebi sert maddeler değil, mini mini katı bir şey bulamıyor. Dudaklarını bükerek, fakat taş hazm olur mu diyordu. 5 dakika sonra gardiyanlar koşa koşa geldiler. En önlerindeki ellerini ovuşturan baş gardiyan, ansızın gayet ağır mesuliyetlerden kurtulmuş adamlara mahsus şen bir memnuniyetle, efendim, haşa huzurunuzdan nasıl haberimiz olsun bizim malumunuz bu zır deli. Yalnız oturuyor, etmiş, güneşte kurutmuş, o taşları öyle kendisi yapmış işte diye anlatırken, doktor niçin mideyi yumuşak bulduğunun farkına vararak gülümsüyor. Dana Efendi yavaş yavaş doğruluyor. Demin ölüm korkusundan kapanan gözlerini, tıpkı vakitsiz ayılarak ötecek münasip bir yer arayan mahmur sarhoş gibi açmaya çalışıyordu. Perili Köşk. Sermet Bey döndü, arkasındaki bekçiye, işte bir boş köşk daha, dedi. Küçük bir çam ormanının önünde beyaz, şık bir bina, mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarlalarını yabani otlar bürümüştü. Bahçenin demir kapısında büyük bir kiralıktır levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. Geç efendim geç, orası bize gelmez, dedi. Niçin canım? Demin gösterdiğim evi tutun. Küçük ama çok uğurludur. Kim oturursa senesinde erkek çocuğu dünyaya gelir. Biz 10 kişi nasıl sığarız 5 odaya? Buraya bakalım, buraya. Tam bize göre. Bekçi tekrar katli bir işaretle, burada oturamazsınız efendim, dedi. Sermet Bey gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı. Temellerinin üzerine yaslanmış sanılacaktı.
Kuluçkaya tam beyaz bir nemse tavuğu gibi yayvandı. 20 senedir çoluğa çocuğa kavuşalıdan beri hep böyle bir yuva tahayyül ederdi. Asabi bir isticelle, "Niçin oturamayız?" diye sordu. "Efendim, bu köşkte peri vardır." "Ne perisi yahu?" "Bayağı peri. Gece çıkar, evdekilere rahat vermez." Sermet Bey gözüyle gördüğüne, kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkıya tutup hissetmeyince bir şeyin varlığına hükmetmezdi. Gözle kulak onca birer yalan kovuğuydu. Yalanlar hep bize bu dört kapıdan girerdi. Fakat el, fakat lam ise hiç dolma yutmazdı. Bütün hurafeler, batıl itikatlar dimağımıza hücum eden gözle kulağa koşardı. Güldü. "Perinin bize ne zararı olur?" dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. "Her giren evvela böyle söyler ama bir ay oturamaz beyim." "Seninle ne lazım? Hadi burasını gezelim." "Anahtarı sahibindedir." "Sahibi kim?" "Sahibi Hacı Niyazi Efendi, işte şu yandaki köşkte oturan." "Hadi, hadi anahtarı alalım." "Peki, peki ama..." Döndüler, sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. İhtiyar bekçi yolda beyaz köşkün tarihini kısaca anlattı. 10 senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görünüyor, sonra büyük büyük taşlar atıyor, nihayet gelip camları kuruyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatlıkları çarpılmış, birisinin karısı korkudan 6 aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün yeşil kapısını çaldılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir evkaf memuruydu. Hürriyette tazminat olarak daireden çekilmiş, ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Fakat çok doğru bir adamdı. Senede belki 100 ev sattığı halde, kendi perili köşkünü hariçten gelip Hanya'dan Konya'dan haberi olmayan enayi bir müşteriye sokmuyor, "Allah'tan korkarım, ne mi lazım?" diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Kapıyı kendi açtı. Bekçi, Sermet Bey'in evi gezmek istediğini söyledi. "Pekala, buyurun," dedi. Önlerine düştü, bahçeden geçtiler. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı aba cübbesinin cebinden pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e, "Bu anahtar köşkü de açar," dedi. Yürüdüler. Bahçe hakikaten biraz vahşiydi. Bakımsızlıktan ayak basmamış bir dere içine dönmüştü. Köşkün arkasındaki küçük çam ormanında da vahşi bir sükun vardı. Bekçi köşke girmedi, kapıda kaldı. Sermet Bey ev sahibiyle gezdi. Tezyinata hiç diyecek yoktu. Alt kat bütün mermerdi. Sarnıç, banyo, kuyu, kümes, ahır hepsi tamamdı. "Kirası ne kadar?" diye sordu. "Çok istemiyorum, 180 lira ama 3 seneliğini peşin isterim." "Niçin?" "Bakınız beyim, düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye peri filan lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi herkes fi sebilillah peri propagandasına başlar. Nihayet kiracılar işittikleri yalanı gördük sanırlar. Mesela kış ortası köşkü başıma bırakıp savuşuyorlar. Daha fenası, çıkanlar da propagandacılara katılıyor. 2 sene daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulacağım." Sermet Bey sordu. "Köşkünüz ne kadar boş kaldı?" "Vaka şimdiye kadar hemen hiç. Fakat giren komşuların lafına kapılır, çok durmaz, ürker kaçar." "Ha, ben ürkmem." "İnşallah. Fakat 3 senelik peşin, bu biraz ağır." "Ne yapayım beyim, canım yandı. İsterseniz." Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi 3 odalı kulübelerin seneliğine 150 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. 3 senelik kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Sermet Bey bekçiye çıkardı, bahşiş diye bir 25'lik kağıt verdi. Bekçi, "Paranıza yazık oldu efendi," dedi.
üç sene değil, üç ay oturamazsınız. Görürsün. Görürüz. Hacı Efendi her girenden böyle üç seneliğini peşin alır ama hiçbirisi bir yaz kalamaz. Verdikleri para da yanar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Halis bir zevk ehliydi. Her gece çalgı çağnak, yemek içmek, keyif sefa gırla giderdi. Daima akrabalarından kadın erkek 4-5 misafiri bulunurdu. Sermet Bey Türkiyeliydi. Fakat Avrupalıların gündüz cefa, gece sefa düsturunu kabul etmişti. Çocukları mektebe giderlerdi. Kızlarını büyük ticarethanelere katip diye yerleştirmişti. Karısı kız mekteplerinde piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik annesiydi. O da mutfağa, hizmetçilere filan bakardı. Yemeği gece yarısına yakın yerler, yemekten sonra hiç oturmazlar, hemen yatarlardı. Aradan 5-10 gün geçmedi, bir gece aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi Artemisia avazı çıktığı kadar haykırarak yukarı koştu. Arkada çamların arasında beyaz bir şeyin gezindiğini haber verdi. Sermet Bey, ya gözüne öyle görünmüştür, dedi. Gören diğer hizmetçilere de kalmadılar. Çoluk çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Artemisia'nın parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Ağaçların altında duruyor, sanki köşke bakıyordu. Sermet Bey gözlerini ovuşturdu. Vay anasını, dedi. Telkinin kuvvetine bak. Karısı, kızları, çocukları korkudan sapsarı kesildiler. Büyük kızı, ne telkini bey baba, işte karşımızda, görmüyor musun, dedi. Görüyorum. O halde telkin ne demek? Buraya girdik gireli peri masalından başka bir şey işittik mi? Her gelen bir şey söyledi, şimdi biz bu tesirle böyle hepimiz birden olmayan bir şeyi görüyoruz işte. Bu mümkün değil bey baba. Nasıl değil? Sermet Bey, Hokkabaz Kazanov'un nasıl bütün bir tiyatro halkına ceplerindeki saati yanlış gösterdiğini filan anlattı. Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür, dedi. Fakat elimizi bu gördüğümüz şeye süremeyiz. Sürdük mü hemen kaybolur. Sonra kalktı, karısının men etmesini filan dinlemedi, elini görünen hayale sürmek için bahçeye fırladı, çamlara doğru gitti. Fakat hayal kaçtı, kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyuyamadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kaçıyordu. Biraz alışır gibi oldular. Fakat bir gece hepsi uyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular. Bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey'e annesi, "Bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem." demeye başladı. 540 liraya 2 ay oturmak. Bu Sermet Bey'in işine gelecek şey değildi. Ama gece aşırı büyük büyük taşlar ev halkına uyku uyutmuyor, hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyordu, bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular, "Daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar," diyorlardı. Sermet Bey kontratın, "Çıkarken bütün tamirat müstecire aittir." maddesini hatırlayarak daha ziyade canı sıkılıyor, bu cam kırma meselesinin hulülünden evvel bir şey yapmayı düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi itikadı da bozulmaya başladı. Nihayet çıkmaya karar verdiler. Fakat başka bir ev bulamıyorlardı. Köşke dair daha bin türlü hikayeler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden kabristanmış. Mutfağın olduğu yerde 500 senelik bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey, atılan taşlara, kırılan camlara rağmen hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çamlığın içine kaçıyor, orada sır oluyordu. El sürmek için kendisine yetişmek mümkün değildi. Sermet Bey, bir gün çamlığın içine saklanıp birdenbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından yavaşça gidip elini sürüvermeyi düşündü. Evdekilerin hiçbiri buna razı olmadı. Seni hemen oracıkta çarpar diyorlardı. Fakat Sermet Bey
Bulanan gönlüne rağmen periye, ecinliğe filan bir türlü inanamıyordu. Ertesi akşam koruya gitti, büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Bekledi, bekledi, gece yarısı oldu, köşktekiler de meraktan uyuyamıyorlardı. Zavallıların balkonlarda gezindiklerini görüyordu. Birdenbire yüreği hop etti. Hayal sökün etmişti. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini katiyen bildiği halde yine Sermet Bey'in dizleri titremeye başladı. İçinden ben korkmuyorum fakat vücudum korkuyor dedi. Yavaşça aşağı atladı, hayalin arkasından yürüdü, şeklinin hatları pek sarih görülüyordu. Yaklaştığını hayal hiç duymadı. Yavaşça elini uzattı, beyaz cisme dokundu, hayal birdenbire fena halde ürktü ama kaybolmadı. Döndü, Sermet Bey'i görünce alabildiğine kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin peri filan olmadığını hemen anlamıştı. Peşini bırakmadı, kovaladı. Çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet kuvvetliydi. Hayal mukabele imkanı olmadığını anlayınca çırpınmaktan vazgeçti. Sermet Bey, ben sana el alemle alay etmesini gösteririm diye zavallı hayali sırtladı, köşke doğru sürükledi. Bağırdı, lamba getirin, suratını görelim. Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. İnsanmış kerata, ben dünyada ecinliği falan yoktur demez miyim? Hayal bir türlü beyaz çarşafı başından bırakmak istemiyordu. Sermet Bey zorla çekti. Sakalı bıyığına karışmış Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Biçare yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Arkasındaki şam kumaşından gecelik entarisi yırtılmıştı. Sermet Bey bir kahkaha attı. Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alıklaştılar. Büyük hanım, niçin ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun ha efendi dedi. Sermet Bey, onun sebebini ben bilirim cevabını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazıhanedeki kontrat kağıdını çabucak getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç cevap vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu. Kontrat kağıdıyla hokka kalem gelince Sermet Bey, hadi bakalım al eline kalemi. Yüreğine indirdiklerinin, düşürttüğün çocukların cezasını görmek istemiyorsan söylediğimi yaz, imzayı bas dedi. Hacı Niyazi Efendi mihaniki bir hareketle kalemi kaptı. Sermet Bey'in kelime kelime söylediklerini tereddüt etmeden yazdı. Kiracım Sermet Bey'den köşkün 6 senelik kirası olan 1080 lirayı peşinen aldım. Ah şöyle. İmzasını attı beyaz örtüsüne, bu sefer yarım bürünmüş olduğu halde her gece sır olduğu tarafa gitti. Sermet Bey'in 2 senedir köşkte oturabildiğine herkes hayrette kaldı. Komşuları Hacı Niyazi Efendi'ye, galiba senin evine cinnileri başka eve göç ettiler. Yeni kiracın hiç çıkacağı benzemiyor dedikçe evvela sararıyor, sonra kızarıyor, şu cevabı homurdanıyordu. Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz. Karılı erkekli, çoluklu çocuklu hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayol onlara ecinli değil, şeytan bile görünemez.